Herkese günaydın, iyi haftalar diliyorum. Cuma günü Trump'ın çok da aslında sert konuştu diyebiliriz ama çok da detay vermemesi, daha doğrusu kapıları açık bırakmasından dolayı Amerikan endeksleri kötü bir kapanış yapmadı. Özellikle Nasdaq tarafının kuvvetli bir kapanış yaptığını görüyoruz. Dolayısıyla hafta sonunda Çin tarafından gelen PMI'ların da iyi olmasıyla detayları paylaşmayacağım. Zaten onları paylaştım ama netice itibariyle baktığınızda özellikle üretim tarafında bir V ile karşı karşıyayız. Ama talep detaylarını gösteren alt endekslere baktığımızda henüz o I veya L durumuna gelmiş değiliz. Yani İ'deyiz daha doğrusu. Çok sert çöküşler var. Dolayısıyla tamamen bir toparlanmadan bahsetmek mümkün değil. Ama imalat tarafında bir toparlanmadan bahsetmek zannedersem mümkün. Dolayısıyla piyasanın şu an itibariyle en azından Asya seansının verdiği tepki, Amerika ile Çin arasında henüz köprüler atılmış değil. İmalat tarafı da fena gitmiyor. Dolayısıyla artı tarafta bir seyirle karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Yine imalat tarafında bugün Amerika'da açıklanacak olan veriler önemli olacak. Görüyorsunuz hem kesinleştirilecek olan market tarafı var hem de ISM tarafından veriyi göreceğiz. Dolayısıyla Çin tarafındaki toparlanma Amerika tarafında da var mı yok mu bunu görme şansımız olacak. Ama global olarak talepte net bir şekilde bir toparlanma yok. Hatta geriye doğru bir hareket olmuş. Tabii Nisan-Mayıs ayları kapalı olduğu için dünya ekonomisi böyle bir durumla karşı karşıya kalmamız son derece doğal diye düşünüyorum. Şimdi hisse senedi piyasaları kritik yerde. Zaten burayı kırarsa daha da hızlı yukarıya gidecek ama bahsetmek istediğim tabii SpaceX'in gelişmesi. SpaceX ile beraber biliyorsunuz yine geçtiğimiz günlerde Virgin Galactic'ten bahsetmiştim. SpaceX'in ilk fırlatışının ertelenmesiyle beraber Virgin Galactic negatif etkilenmişti. Dolayısıyla bugün vereceği tepkinin pozitif olmasını bekleyebiliriz. Buna dikkat etmek lazım. İkinci olarak tabii şunu söylemem lazım. Yani sadece video üzerinden bir tavsiye vermiyorum. Çünkü biliyorsunuz günlük maillerde biraz daha detaylandırıyorum. Dolayısıyla lütfen buradaki söylediklerimi kesinlikle bir alış satış tavsiyesi olarak düşünmeyin. Yani SpaceX'te Virgin Galactic'te biliyorsunuz Branson'ın durumu çok iyi değil. Dolayısıyla satışlar söz konusu olabilir. Yani çok farklı dinamikler de burada var ama netice itibariyle uzay kısmında yatırım yapılabilecek şirketlerden bir tanesi ve bugün de görmek istiyorum iyi bir performans gösterecek. 21'i aşmasını beklemiyorum tabii. Bugün hafta sonu gelen sorular vardı ama pozitif olacaktır. Bu arada bu fırlatmanın sadece işte bu ana şirketler üzerinde etkileri olmayacak. Mesela şuradan başka bir Gentex'e dikkatinizi çekeyim. Şimdi biliyorsunuz kilitlenme yaşandı uzay istasyonuna ve bu tamamen otonom bir şekilde oldu. Dolayısıyla örneğin bu tip şirketler elektrooptik teknoloji üzerine çalışan şirketlerin de prim yapması beklenebilir. Yani uzay araştırmaları veya uzay sektörüne yatırım dediğimizde sadece bir tek hisse işte SpaceX veya Virgin Galactic vesaire Bezos'un olduğu bu ana şirketleri düşünmemek lazım. Bazı bu sektörle çalışan veya bu sektördeki uzay sektöründen beslenip normal diğer dünyadaki sektörlere angaje olacak olan bazı yerler de var. Örneğin bu da görüyorsunuz yine benzer bir güvenlik sistemleri üzerinde çalışıyor vesaire. Dolayısıyla bu tarafa da bu sektörlere de bakmamız gerekecek. Dragon'la beraber, SpaceX'le beraber önemli bir gelişme oluyor buralarda diyebiliriz. Şimdi parite tarafında Euro'ya geçmeden önce olumlu haber çünkü gelişmekte olan ülkeleri çok ilgilendiriyor. Offshore Yuan'daki rahatlama diyelim. Henüz çok yeterli bir rahatlama değil ama en azından şurada gördüğümüz 7.20 stresinin ortadan kaybolduğunu söyleyebiliriz. Çünkü önceki günlerde burası test edildi. Kırması durumunda da çok ciddi bir yukarı hareket söz konusu olacaktı. Hala yükselen diplerle karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu rahatlama yeterli. Buradan artık hızlı bir toparlanma gelir demek için erken ama gelişmekte olan ülke kurları açısından bu kırılmanın olmaması, en azından şimdilik olmaması son derece olumlu. Euro tarafına geçelim. Çok uzatmak istemiyorum çünkü Cuma gününe oranla çok büyük değişiklikler olmadı dünyada üzerinde yorum yapabileceğim, ama burada da tabii ki bir onları geçmemizle beraber momentum biraz daha hızlanabilmiş durumda. Açıkçası son videoda da paylaştım. Yani burada trader gözüyle yukarıya daha olduğunu düşünüyorum. Yani 1.12-1.13'lere doğru bir hareket daha olacaktır. Yatırımcı gözüyle bu hareketi kovalamıyorum. Biraz daha yukarıya gittiği zaman satışa dönmek için takip ediyorum. ECB'nin bu hafta yapacağı toplantı önemli olacak. Muhtemelen bir artış gelecektir alımlarında ve daha önceki iki toplantıda da paylaştım. Aslında örtülü olarak ECB iki toplantıda da faiz indirdi. Dolayısıyla o tarafta da likidite verirken koyduğu koşullar üzerinden faiz indirdiğini görüyorduk. Bunun devam edip etmediğini inceleyeceğiz. Ama ben yukarı tarafta biraz daha çıktıktan sonra pozisyonları tekrar dolara shift etmenin doğru olacağını düşünüyorum. Buradan gümüşe geçelim. Çünkü gümüş güzel bir hareketlilik içinde. Son videoda şuradaki kısa vadeli sıkışmasından bahsetmiştim. O tarafın o sıkışma beklendiği gibi diyelim yukarıya doğru çözüldü. Bakın hızlı bir yukarı attı. Şimdi kısa vade, yani intraday baktığımızda aşırı alım diyebileceğimiz noktadayız. Dolayısıyla günlük bazda yani 91'e gelmiş bir RSI var gün içi bazlı. Dolayısıyla bir satış gelme ihtimali artmış durumda. Ama bu seviyeler artık işte 19'a kadar 3 aşağı 5 yukarı kritik seviyeler. Yani gümüşün biraz zorlanmaya başlayacağı seviyeler. Ama buraların kırılması, ki bunun altın eş seviyesi 1380'di. Buraların kırılması gümüşte çok önemli bir hareketin başlaması anlamına gelecektir. Hemen kırılır mı bilmiyorum, ama benim ağırlık verdiğim değerli metaller tarafında altındaki fantaziden farklı olarak ağırlık verdiğim taraf biliyorsunuz gümüş tarafı. 95'e gelmiş durumdayız. 120'lerin üzerinden son derece olumlu, ama Malazgirt Savaşı'na neredeyse geri döndüm. Şunu da söylemem lazım. Hala şurada kırılan, uzun yıllardır direnç olan bir seviye var. Yani 85, 84, 85 seviyeleri. 30 yılın zirvesini oluşturan seviyelerdi bunlar. Bunun altına daha gelecek. Yani bu oran çok ciddi momentum kazanacak. 85'leri kırabilirse, henüz bunu tartışmak için erken, ama 85'leri kırabilirse muhtemelen o olduğunda 19'larda ya kırıldı ya kırılıyor olacak. Gümüşteki momentumun çok daha hızlandığını göreceğiz. Buradaki pozisyonlanma nasıl? Hemen bir o tarafa da bakalım. Buradaki pozisyonlanmada altına oranla biraz daha iyi bir resim olduğunu düşünüyorum. Ben hala, çünkü altında yeni zirveler veya yeni zirvelere çok yakın seviyelerdeyiz. Gümüş spekülatif camiada çok fazla talep görmüş bir durumda değil. Altında böyle değil. Dolayısıyla altına çok güvenmiyorum. Hala 1680-1750 aralığını takip ediyorum, ama gümüşte panik içinde alımlar gelirse 19'u çok hızlı bir şekilde kırabiliriz. Tedirgin olmaya gerek yok. Yani güvenli hareket etmek isteyenler 19'un kırılmasını da bekleyebilirler. Peki petrol tarafında nasılız? Petrolde biliyorsunuz 4 Haziran'da OPEC toplantısı olacak. Dolayısıyla orada alınacak bir kısıtlamanın uzaması kararının çok fazla etkileyeceğini zannetmiyorum. Kısıntı miktarını arttırırlarsa etkiler. Ama burada da aşağı yukarı şurada gördüğünüz 36-37'li seviyelerin aşılmasıyla şu boşluk muhtemelen doldurulacaktır. Hemen doldurulacak mı bilmiyorum, ama özellikle şunu söyleyeyim. Burada güzel bir omuz baş omuz taban vesaire, neyse onun teknik analizde uzman arkadaşlar daha iyi söyleyecektir, ama güzel bir taban oluşumu var. Beni ilgilendiren şey şu: ne olursa olsun bu sene talebin çökmesiyle beraber arz tarafta yaşananlar çok göz ardı edildi. Pek çok emtiada, bunun içinde gıda dahil olmak üzere, arz tarafında muazzam problemlerle karşı karşıyayız ve 6 ile 12 aylık dönemde deflatif bir ortam olacak. Talebin olmaması, paranın stoklanması, yatırımların olmamasından dolayı deflatif bir ortam olacak. Ama biraz daha 12 ayı geçtiğinizde ciddi anlamda arz taraflı bir enflasyonla karşı karşıya kalacağımızı düşünüyorum ben. Altını çiziyorum. Bu Fed'in para basması vesaire hikayeleriyle kaynaklı bir şey değil. Arz tarafında ciddi daralmalar yaşanıyor. Yani petrol fiyatları düşünce etanol üretiminde geri çekilme oluyor. Çünkü etanolun üretmenin anlamı kalmıyor. Etanolu geri çekince şekerle mısır üzerinde baskı oluyor. Vesaire vesaire böyle zincirleme baskılar var ve 2019'dan kalma zaten problemler de vardı ticaret savaşı kaynaklı. Dolayısıyla emtia taraflı bir enflasyon karşımızda olacak. Aynı zamanda ikinci nokta ne? Bütün sunumlarında söylediğim Çin'den çıkacak olan tedarik zincirinin yani optimal üretim bölgesinden çıkıp dost veya kendi ülkesine dönecek olan üretimin de maliyeti artacaktır. Dolayısıyla ara mallarda bazı bitmiş mallarda da fiyat artışları göreceğiz. Bu iki tane farklı arz kaynaklı enflasyondan bahsediyorum. Hiçbir şekilde parasal enflasyondan vesaire bahsetmiyorum. Zaten paranın dönüş hızına baktığınızda neden 2009-19 arasında enflasyon olmadığını, enflasyon bekleyenlerin hatalı çıktığını göreceksiniz. Dolayısıyla bu tarafı, arz tarafını o gözle takip etmek lazım diye düşünüyorum. Peki o zaman 10 yıllıklardaki durum nasıl? 10 yıllıklarda çok önemli bir hareketlilik yok. Burası aşağı yukarı 60 ile 70 arasında kilitlenmiş durumda. Biraz uzun vadeli baktığımda sıkışmanın haftalık grafiklerde devam ettiğini görüyoruz. Şurada Bollinger Band'da bir sıkışma var. Şurada güzel bir uyumsuzluk var ama henüz yukarıya doğru hareketten bahsetmek mümkün değil. Şurada gördüğümüz 0.70'lerin üzerine oturursa getirilerde de yukarıya bir hareket başlayacaktır. 0.55'lerin kırılmaması gerekiyor. Yukarı hareket olsa bile 0.55'lerin kırılması piyasada yeni bir problem var anlamına gelecek. Dolayısıyla o seviyeye dikkat etmek gerekiyor. Şimdi Bitcoin tarafına gelelim. Bitcoin tarafında hala 10.400 kırılmış değil. Dolayısıyla yeni bir döneme girdik dememizde çok fazla anlam yok. Henüz aşağı yönlü kırılmanın da engellendiğini görüyoruz. 8.800'ün üzerine hızlı bir şekilde atmasıyla. Dolayısıyla buradaki karışık resim devam ediyor. Ama tıpkı gümüşte olduğu gibi Bitcoin tarafında da önemli bir hareketlilik Ethereum'da var. Bakın şuradaki kırılma, buradaki sıkışıklıktan konuşmuştuk. Yukarıya doğru bir hareket gelmiş vaziyette. Burası da altında olduğu gibi ana şey değil, belki birim değil, ana varlık sınıfı değil ama bir noktada Bitcoin 10.400'leri kırdığında buradaki hareketin de 300'lerin üzerine çok daha hızlı olmasını, şuradaki taban Ethereum 2, Serenity vesaire ile o da tetikleyici olabilir ama Bitcoin tarafında da bir boğa piyasası olması şart bence. Yukarıya doğru atacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu tarafı hani altında gümüş varsa Bitcoin'de de Ethereum var şeklinde takip etmekte fayda var. Şimdi Bitcoin tarafında dikkatinizi çekmek istediğim olumlu bir nokta CFTC'deki gelişme. CFTC'de güzel bir azalma oldu. Şurada görüyorsunuz short pozisyonlarda son dönemlerin en sert short covering'i oldu ki aslında bu bakın en yüksek short pozisyon vardı. CME tarafındaki pozisyonlarda Bitcoin'de önemli miktarda bir azalma olduğunu görüyoruz. 2500'lerden 1650'lere önemli bir hareket bu, pozitif bir hareket. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Hatırlarsanız şey tarafında, Masak tarafında bir karar alındı Bitcoin ile ilgili. Karar değil bu da bir inceleme başlatıldığını gördük medyada. Bakın bu önemli. Biliyorum çoğu insan hani SpaceX veya Dragon gibi dümdüz yukarı gider söylemlerinden daha hoşlanıyor Bitcoin tarafında ama tekrar söylemek istiyorum. Dijital Merkez Bankası parası videosunda da bu fikri söylemiştim. 2 sene önce devletlerin kripto para Bitcoin tarafına olan yaklaşımıyla şu anki ekonomik ortamdaki yaklaşımı farklı olacak. Yani o dönemde önemli bir rakip, rekabet hatta aslında o dönemde bile Libra üzerinde baskısı vardı Çin'in de Amerika'nın ama şu an itibariyle bakarsanız işte Duma'ya giden Rusya'daki karar, Türkiye'de daha sıkı masanın takip etmesi vesaire gibi gelişmeler şunu düşündürüyor. Yani devletler rakip istemeyecektir. Özellikle bu ekonomi, vergi gelirleri baktığınızda para politikasının etkinliğinin korunması gibi noktalarda önemli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla sadece Bitcoin'in içeriği, teknolojisi olarak veya sadece bir alternatif olarak düşünmeyin. Sosyal bir yanı da var ve şu anda sosyal yan biraz bunları zorlayacak durumda. Şimdi burada bir durdurayım. Bir süredir tabii şey yapamıyorum. Twitter tarafını kullanmayınca kitap tavsiyeleri olmuyor. Ama iki tane kitap tavsiyesinde bulunmak isterim. Bir tanesi Hobbes'un Leviathan kitabı. Önemli bir kitaptır. Özellikle Amerika'da yaşananların ardından devlet-kişi ilişkisi açısından kritik diye bakıyorum. İkincisi de yine Amerika'da yaşananlardan baz alarak diyelim, feyz alarak baş kaldıran insan kamunun önemli kitaplarından bir tanesidir. Okumakta fayda var tabii, her zaman olduğu gibi diye düşünüyorum. Burada isterseniz artık bitireyim. Yeni önlemler biraz gevşetilmeye başladı. Umarım herkes sağlıklıdır. Bundan sonrasında sağlıklı.